Dijital oyun tasarımı karma bir disiplin. Tek başına yazılım diyemeyiz, tek başına sanat diyemeyiz, tek başına grafik diyemeyiz. Bunların hepsinin birleşimi. Öğrencilerimiz birinci ve ikinci sınıfta ciddi bir sanat eğitimi aldıktan sonra, hikaye anlatmanın nasıl bir şey olduğunu öğrendikten sonra, daha sonra yazılımla bu bilgilerini birleştirerek pratik alana geçiş yapıyorlar. Biz sayısalcı olsa da, çünkü sayısalcı öğrencileri alıyoruz ya bölümümüze, bunlara öncelikle hikaye, sanat geçmişi, sanat tarihi, sanat oyun ilişkisi, sinema oyun ilişkisi, sinema sanat ilişkisi gibi bir takım böyle narration'a, yani hikaye anlatmayla ilişkili şeyler öğretmemiz gerekiyor. Bunun yanında temel programlama bilgisi, özellikle C#, C++ gibi. Daha sonrasında da işte grafik biraz yanlış anlaşılıyor. Bizde grafik elden ziyade yazılımla grafik yapmak. Bu sefer de yazılımla grafik nasıl üretilir, nasıl yapılır? Ya da mevcut üretilmiş görseller varsa bunlar oyun motorlarını nasıl optimize edilir? Bunları öğreniyorlar. Bu bölüm şundan önemli. Şimdi baktığımızda sinema endüstrisi dünyada 400 milyar doları zorluyor. Müzik de o kadar. Fakat şu an oyun endüstrisi ikisinin toplamını 200 milyar dolar geçmiş durumda. Artık işte 2 yaşında çocuk belki film izlemiyor ama her gün oyun oynuyor. 2 yaşında çocuk her gün ne bileyim müzik dinlemiyor ama her gün oyun oynuyor. Dolayısıyla karşımızda yeni bir eğlence sektörü var ve bu da geleneksel artık. Yani çok da geleneksel diyemeyiz, sinema 100 yıllık ama gelenekselleşmiş yapı içerisinde hem çok yenilikçi hem de bütün tüketici yaşlar dahil gruplarına açık bir alan olduğu için. Çok yoğun, biz bölümümüzü açtık ve bu sene full doldu. Gelecek için planlamalar yapıyoruz. Yüksek lisansımızı da açtık. Şimdi ona da öğrenci almayı planlıyoruz. Yüksek lisans dijital oyun tasarımından biraz daha farklı, daha geniş oluyor. Onun adını oyun tasarım diye koyacağız ki aynı zamanda mimar da gelip işte oyunla ilişkili, yapıyla ilişkili ya da ne bileyim siyaset okumuş birisi de gelip bu sefer oyun ve siyasetle ilişkili şeyler çalışabilsin diye daha geniş tutacağız yüksek lisansı. Dijital oyun tasarımında kariyer olanakları gerçekten çok yoğun. Bunun sebebi şu, çünkü yetişen kişi sadece bir yazılımcı, bilgisayar mühendisi olarak yetişmiyor. Yetişen kişi sadece bir sanatçı olarak, grafik sanatçısı veya metaverse sanatçısı dediğimiz yeni dijital alemlerde performans gösterecek sanatçı olarak yetişmiyor. Sadece işte simülasyon yapan bir grafikçi veya 2D, 3D, 2 boyut, 3 boyutlu animasyoncu olarak yetişmiyor. Bütün bunların karmaşası ve karışımı olarak yetiştiği için hem oyun sektöründe, hem sinema sektöründe, hem dizi sektöründe, oyun sektöründe kendi içerisinde artık alt alanları var. Geliştirmecilik gibi, oyun tasarımı gibi veya grafik veya sanat gibi. Tüm bu alanlarda oldukça yüksek maaşlarla iş olanaklarına sahipler. Sizin geleceği çok açık, çok yakın zaman içerisinde yapay zeka teknolojisi de işin içerisine girecek. Zaten öğrencilerimize 3. sınıftan itibaren biz bir gözlük, yani VR teknolojisi de dersleri de vermeyi düşünüyoruz. Bu da demektir ki çok yakın gelecekte yapay zekana desteğiyle grafikleri ondan yardım alarak değerlendirecekler. Oyunları ondan yardım alarak kurgulayacaklar. Zaten bunun ilk izlerini Hollywood'da gördük. Senaristler işsiz kaldı. Çünkü senaryoları artık yapay zeka yazıyor. Bizde de aynı biçimde hiçbir zaman yazılım insan odaklı olmaktan çıkmaz ama yapay zekanın desteğini alarak daha gelişmiş şekilde oyunlar, daha dördüncü nesil oyunlara doğru gideceğiz gibi gözüküyor. Bölümümüzün hedefinde tekmerleşmek gibi bir süreç de var. Biliyorsunuz tekmerler belli odaklarla açılıyor. İşte sağlık teknolojileri tekmeri gibi, software yazılım teknolojileri ya da oyun teknolojileri tekmeri gibi. Biz de kısa bir süre içerisinde işte hem altyapı olanaklarımızı hem teorik olanaklarımızı koruyarak, zorlayarak özellikle oyun bazlı şirketleri bünyemizde toplayarak bir teknoloji merkezi açmayı düşünüyoruz. Bunun çalışmaları hala devam ediyor. Bir sınıf itibarıyla ilk oyunlarını üretmiş olacaklar. Sonrasında bu oyunları geliştirecekler. Tabii en başta basit oyunlardan başlayacaklar. Daha böyle rakamlar bazlı veya sayı bazlı oyunlar. Ama sonrasında karakterleri, çünkü bunların hepsi birer ders meselesi. Karakter tasarlamak için karakter tasarlama dersi almaları gerekiyor. Oyunda bir düzey veya level tasarlamak için level dersi almaları gerekiyor. Veya bir dünya tasarlamak için dünya dersleri almaları gerekiyor. Her defasında bu derslerin üzerine ekleyerek oyunlarını karmaşık hale getirecekler. Oyun tasarımı şundan önemli. Birincisi, en büyük ve hacimli ve gelirli eğlence sektörüne dönüştüğü için. Bu çok önemli bir şey. İkincisi, bütün yaş gruplarına hitap ettiği için. Yani sadece işte 10 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında değil, bütün yaş grupları, yaşlar için günümüzde oyunlar var veya eğitsel oyunlar var. Mesela diyelim ki otistik tedavisi için oyunlar var. Yani otizm eğer veya göz sorunları eğer zamanla bilişsel
problemlerin sonucu olarak ortaya çıkmışsa bunları biz aplikasyonlarla geri kazandırabiliyoruz. Dolayısıyla bir de eğitsel yanı var, sadece eğlence yanı yok. Bir şeyden daha bahsedeyim basitçe kabaca. Bir de oyunlaştırma dediğimiz şey sadece dijital alemle, dijital oyunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda oyunlaştırma bugün şirketlerde de, yani işçi performansını, çalışan performansını artırmak için oyunlaştırma dediğimiz süreçlere gidiyoruz. Yani dijital oyun derken sadece ekranda oynanan oyunlar değil, aynı zamanda gündelik hayatımıza ve iş hayatımıza bu oyunlaştırmaların yansıması gibi. Yani gidiyorsun bir kutuyu açıyorsun getiriyorsun ama bunu metaverse'te yapıyorsun. Şu an biz burada gözlüklerimizi taksak bir anda buradan kopup başka bir aleme gidebiliyoruz. Dolayısıyla bu da bize yeni teknolojiyle eğitim olanaklarını bütünleştirmek açısından büyük bir imkan, avantaj sağlıyor. Bence çok iyi. Elemanlarımızın çoğunu yurt dışına kaybediyoruz bu yüzden. Hem eğitsel olarak eğitimcileri hem de üreticileri, yazılımcıları, grafikçileri. Türkiye'de bugün 500'ün üzerinde küçük oyun yazılım stüdyosu var. 10'u aşkında profesyonel anlamda bölüm var. Fakat henüz bir doktora programı açılmadı. Bir takım üniversitelerde bu girişimler var. İnşallah biz de bu girişimlerin ortak paydaşı oluruz.